Birkaç haftadan beri Jönet'in daima aynı şeyi düşünüyormuş gibi dalgın bir hali vardı. Ama aslında hiçbir şey düşündüğü, hiçbir şeyle ilgilendiği yoktu. Bir ağır hastanın bitkinliğini andırıyordu hayatı. Disör'den ayrıldığından beri bu yana büyük, boğucu, akıl ermez bir boşluk duygusu kaplamıştı içine. Eskiden olduğu gibi gene stüdyoda çalışmaktaydı. İş arkadaşları sabahtan akşama cephe haberlerini tartışıyor, gazetelerin son baskılarını kapışıyorlardı. Jönet dinlemiyordu bile konuşulanları. Her zamanki gibi sözlerini aldatıcı bir önem yükleyen bir sesle ilaçların veya içkilerin erdemlerini övmeye devam ediyordu. Ağaç sessizlik, rüzgar gibi dokunaklama faydasız kelimeler fısıldıyordu mikrofona. Şiiri reklamdan ayırt edemez olmuştu uzun zamandan beri. Zaten öteki spikerlerin anlattığı şeyler de tanımadığı acayip bir firmanın reklamı gibi geliyordu ona. Bin ton batırıldı. Yerlerde yağ lekeleri var. Gürültü ve hareketin içinde kendi kendini avutmaya çalışarak akşama kadar başıboş dolaşıp durmuştu o pazar günü. Nefis bir gündü ve Parisler endişe verici söylentilere kulaklarını tıkayıp Boulogne ormanını istila etmişlerdi. Tenis kortları ve göldeki kayıklar adam doluydu. İnsanlar kahvelerin gölgeli teraslarına yığılmış yemyeşil nane liköllerini veya altın rengi portakal şuruplarını yudumlamaktaydılar. Çocuklar kum havuzlarında toprak karıyordu. Gagası ile tüylerini düzenleyen çok güzel bir kara tavuk çarptı gözüne. Melankolik bir sesle mırıldandı. Kara tavuk. Ve kuş havalanı vermişti. Gölgelik bir yolda bir çiftle karşılaştı. Bir asker ve yüzü çille kaplı pembe elbiseli bir genç kız. İncecik bir siyah bıyığı vardı askerin ve yüz hatlarında ancak çocukların başarabildiği bir ciddiyet dalgalanıyordu. Miğferini eline almıştı. Ağlıyordu genç kız ve asker her şey düzelecek göreceksin diyordu. İmrendi Jönet. Ne büyük mutluluk böyle ayrılmak. Oysa kendisine artık umudu bile yok. Hüzün bile duymuyor. Pazartesi günü öğleye kadar odasından çıkmadı. Perdeleri de sımsıkı kapatmıştı. Işığa tahammül edemiyordu. Öğleden sonra çıktığında afallayıp kaldı. Tanınmaz bir haldeydi Paris. Bütün mağaza ve kahveler kapalıydı. Beyaz bir leke halinde dört köşe kağıtlar yapıştırılmıştı kapılara. Ve sanki hep aynı titrek elin yazdığı. Kapalıdır. Sözü okunuyordu bütün kağıtlarda. Evlerin önünde insanlar koşuşuyor. Pencerelere tahta panolarla örtüyor. Valizler, torbalar aceleyle bağlanmış paketler taşıyorlardı. Sokağın karşı kıyısına geçmek imkansız gibiydi. Ardı arkası kesilmeyen bir dizi halinde akıyordu otomobiller. Arabaların üzerine yatak yorgan bağlamışlardı. Gözyaşlarıyla ıslanmış korku dolu çehreler beliriyordu kapı aralıklarında. Oysa daha bir gün önce Parisliler şaşkın bir edayla soruyorlardı mültecilere. Niçin? Beklemediniz kuzum. Weygand hattı var ya, şimdi onlara gelmişti sıra. Garlara hücum ediyor, kamyonlara yığılıyor, şoförlere yalvarıyorlardı. Ne olur bizi de götürün. Dibi delinmiş bir çuval gibi her an biraz daha boşalıyordu şehir. Emekliler Bakanlığı'nın önünde sıra sıra kamyonlar vardı. Masaları, dolapları, klasörleri bütün mobilyaya yüklemekteydiler. Niçin? İhtiyar bir kadın gramofondan çıkar gibi boğuk bir sesle durmadan tekrarlıyordu. Beni de götürün ne olur. Beni de götürün. Dehşet içinde sordu Cennet. Ne oluyor Allah aşkına? Ne demek bütün bunlar? Şaşkın gözlerini Cennet'e dikmişti ihtiyar. Bilmiyor musunuz dedi. Almanlar, Lunon'da. Filesi elinden kaymıştı kadının. İçindekiler yere saçılmıştı. Bir yün yumağı, bir el bezi, birkaç mum ve iki portakal. Ağlamaya başladı kadın. Ve işte o zaman Cennet de ağladı. Bir şeyler yapmak gerekiyordu hemen. Neredeyse gelecekler. Bombalayacaklar şehri. İnsanları ateş edecekler. Aklını kaçırır gibi oldu Cennet'e. O anda itibaren de insan olmaktan çıktı Cennet değil, bütün öteki çöplere benzer bir çöp daha savruluyordu şimdi umutsuz sokaklarda. Birden durdu. Gitmek ama nereye? Leon'u, yaşlı babasının sırıtışını görür gibi oldu. Flora'yı hatırladı. Sonra amcaların mavi yaprakları, sıcak günleri ve sessizliği. Sadece sineklerin vızıltısı işitilirdi ya, öyle ya. Hiçbir vakit duymadığı kadar şiddetli bir yaşam arzusu duydu Cennet. Ona hep kahredici görünmüş olan hayat eşsiz bir tada bürünmüştü bir anda. Gitmek. Leon garına doğru ilerledi. Büyük caddenin kalabalık dolu olduğunu gördü uzaktan. Meydana sokulmak imkansızdı. Polis kordonları insan yığınını güçlükle zapt ediyordu. Hainler. Bizi ortada bırakıp kaçtılar işte. Namussuz alayı. Korkunç bir kapana kıstık.
Polisler akşama tren olduğunu söylüyorlardı ama kendileri de inanmıyordu söylediklerine ve kalabalık bekliyordu. Akşama doğru açlık ve yorgunluk kendini duyurdu. Henüz kapanmamış dükkan aramaya koyuldu insanlar. Kaldırımların kenarına çökmüş, ellerine ne geçerse yemeye başlamışlardı. Ortalık büyük bir çingene obasını andırıyordu. İhtiyar bir işçi bir dilim ekmekle birkaç dilim sucuk kesip Janet'e uzattı. Teşekkür etmek istedi ama konuşamadı Janet. Dudaklarını kımıldatabildi sadece. Yiyemeyecekti. Ateşi yükselmişti. Hastalanmış gibiydi. Ve her zamankinden daha erken gelip bastırdı gece. Simsiyah bir sis örtmüştü şehri. Rooney'nin alevleri içinde olduğunu söyleniyorlardı. Etrafı yatıştırmaya çalışıyordu adamın biri. Yangın falan değil, bir duman perdesi canım. Kadınlar deli gibi çığlık atıyorlardı. Boğulacak gibiydi Janet. Ertesi gün daha şafak vaktinde yeni yeni insan yığınları doldurdu mahalleyi. Ve hala tren yoktu. Janet bir sokağa sapıp rıhtımlara ulaştı. Görmeden bakan şaşkınlık dolu gözleri kimseye yadırgamıyordu. Şimdi herkes öyle bakıyordu. İnsanlar birbirini durduruyor, nasıl edip de bir valiz veya bir el arabası tedarik edebileceklerini soruyorlardı. Ve son haberler dolaşıyordu ortada. Mantestalar, Şantili'deler, Şamseliste'ler, paraşütçüler inmiş, trenler Asturias, garından kalkıyor. Tren miren yok kalkan. Boşuna umutlanmayın, sattılar bizi, bozuk parayı sattılar hem de namussuzlar. Genç bir kız elindeki çöreği hırsla yiyor, bir yandan da hüngür hüngür ağlıyordu. Bir general geçti otosunun içinde. Yaşlı bir adam generale şöyle bir göz atıp ince hafif sesiyle mırıldandı. Cehenneme kadar. Yan sokakta küçük bir kız kafası kopuk kocaman bir oyuncak bebeği göğsüne bastırmış ağlamaktaydı. Saint-Jacques sokağının köşesindeki fırın hala açıktı. Sımsıcak bir ekmek kokusu duydu Janet ve kendini topladı. Yaşama arzusu doldurdu gene içini. Ne yapabilirim acaba diye düşündü heyecanla. Stüdyoyu seyretti, kapalı buldu kapıyı. Kapıcı bile gitmişti. Maraşa hatırına geldi birden ve koşmaya başladı. Rüzgar gibi girmişti eve. Bir valizin içine kitaplar ve şişeler yerleştirmekteydi. Mareşal küçük bir zenci tanrısına sığdırmaya çalışıyordu valizin köşesine o girdiğinde. Ama heykelcik hapsedilmeye bir türlü razı olmuyor. Mareşal'in tüm çabasına rağmen başını uzatıp kurnazca gülümsemeye devam ediyordu. Son haberi biliyor musun? Diye homurdandı Mareşal. İtalyanlar bize ilanı harp etti. Görüyor musun namussuzluğu? Bugüne kadar bekledi çakallar. Ve hükümet de kaçmış. Sonuna kadar savaşmak dedikleri buymuş işte. Otomobil satışları hızlandı birden. Biz de sıraya girdik otomobil almak için. Grand Benzin aramaya gitti. Bulacak olursa seni de götürürüz. Janet sevinecek gark oldu. Flora'ya gidelim ister misin? Ama benzin bulmak imkansızdı. Üstü başı toz içinde şafak vakti döndü Grandet. Charles dün arabayla yola çıkmıştı. Bugün yayan dönmüş. Benzin namına bir şey kalmadı memlekette. Bari bir at bulabilseydik. Böyle durumlarda attan daha emini yoktur. Pir Lachaise'de tap yerleştiriyorlardı. Gözlerimle gördüm. Askerlerse durmadan gidiyor ama nereye belli değil. Anlayan varsa beri gelsin. Amerika'da harbe girmiş söylendiğine bakılırsa ama ben inanmıyorum. Mareşal zıvanadan çıkmış haykırıyordu şimdi. Ne gazete var ne de radyo. Hepsi kaçtı anlıyor musun? Hepsi depolup gittiler. Yüzüstü bıraktılar Paris'i. Durup bir an soluk aldıktan sonra Janet'e döndü. Korkma, yayan gideriz. Janet telaşlanmıştı Flora'ya yayan gitmek. Ama çocukça bir sevinç duydu bundan. Ayakkabılarımı değiştireyim, bunlarla imkanı yok, yürüyemem. Otele koştu ama canlılığı sokağa çıkar çıkmaz sönmüştü. Otomobillerin homurtusuyla birbirini itekleyen, bağıran, ağlayan insanların müthiş kaynaşması kapkara bir hüzün çökertmişti içine. Nereye kaçılır ki? Ve neye yarar kaçmak? Hiçbir yerde huzur duymayacaktı. Otel sahibi bir akraba gibi sıcaklıkla karşıladı Janet'i. Gitmemekle çok isabet ettiniz. Hiç kimse kalmadı şehirde. Utanç verici bir şey bu, panik. Sonra niye kaçıyorlar anlamıyorum. 14'te Almanlar Magzaia'da dayanmıştı ve gene kaçmıştı insanlar. Kaçtılar ama geri dönemediler. Bak bir daha 40 tümen asker yollandığını söyledi bugün suççu. Demek ki Almanları püskürtecekler. Janet konuşmaksızın başıyla tasdik ediyordu kadını. Bir, belki iki saat kımıldamadan oturdu kaldı. Otelcinin odasını iyice ısıtmıştı güneş.
Şöminenin üzerinde küçük bir kedi, hareketli bir ışık yuvarlağını yakalayabilmek için oradan oraya atıyordu kendini. Bir sıçrayışta fırlayıp kalktı Jönet'i kediyi görünce. Yaşamak, sadece yaşamak, şimdi. Maraşel'e koştu yeniden. Kapının üzerinde bir kağıt vardı. Jönet, seni saat 4'e kadar Denford Richard'a metrosunun girişinde bekliyorum. Boğulur gibi baktı saatine. 3. Demek ki vakit var daha. Tesadüfen açık kalmış bir lavantacıya girip kolonya istedi. Ağır hareketlerle sarmaya koyulduğu şişeyi adam Jönet'e yalvardı. Ne olur biraz çabuk. Nasıl olmuş da karıştırmıştı istasyonların ismini? Aleze metrosunun girişinde saat 5'e kadar bekledi ve o zaman aklına geldi Maraşel'in kağıdını çantasından çıkarıp bakmak. Bayılacak gibi oldu birden. Hiç kimse kalmamıştı Denford Richard'da. Postaneye koştu. Kapalı. Zaten her yer kapalıydı. Otele döndü yeniden ve Dissert telefon etti. Duygular falan bir yana. Ancak Dissert kurtarabilirdi kendisini. Ama ondan da cevap çıkmadı. Elinde telefon defteri, kime telefon ettiğini bile düşünmeksizin bütün numaraları sırayla çevirmeye koyuldu. Hep aynı monoton sesi işitiyordu. Dehşet içinde. Hiç. Ama hiç kimse kalmamış, dedi kendi kendine. Otelci kadın kayınbiraderini görmüştü arada. Gelecek tümenleri bekleyin isterseniz demişti adam. Polislerle itfaiyecilerden başka kimse kalmadı şehirde. Bizim general bile. Şanteliye gidip kendiliğinden Almanlara teslim oldu. Topların gümbürtüsü geliyordu kuzeyden, doğru. Janet'in hiç kimse kalmamış diye çığlık attığını işiten kadın çaresizlik içinde kollarını havaya kaldırdı. Sonra da aceleyle eşyasını toplamaya başladı. Odasına çıktı Janet. Uzun bir süre pencerenin yanında ayakta durdu. Mülteciler dalgası aralıksız bir şekilde akmaktaydı sokaktan. Bazıları içi eşya dolu el arabalarını hızla iterek ilerliyordu. Tek atlı arabalar geçiyordu bazen de. Bağdaş kurup oturmuş bir ihtiyar kadın oluyordu içlerinde. Veya havlayan bir küçük köpek. Etraftaki bütün pencerelerin perdesi kapalıydı. Bir kere daha. Hiç ama hiç kimse kalmamış dedi Jönet. İşte bir adam tamamıyla şaşkın bir halde sırtına bir koltuk almış gidiyordu. Küçük bir çocuk da tahtadan atını sürüklüyor işte. Ayrılamamış olmalı. Sonra ihtiyar bir kadın. Kadının elinde bir kafes, kafesin içinde bir kuş. Kelebek gözlüklü bir adam, koltuğunun altında bir çanta, elinde bir kediyle geçiyor. Umutsuzca miyavlıyor hayvan, kaçıp kurtulmak istiyor. Bir nineyi de el arabasının içine oturtmuş götürmekteler. Kadının biri de iki küçük oğlanı birden kucaklamış. Bisikletli insanlar geçiyor son hızla. Çöle dönmüş bir büyük şehir kadar insana kuvontu veren başka ne vardır? Koşarak indi Janet, otelci kadın yoktu. Her şeyini yüzüstü bırakıp gitmişti. Janet haber vermeden, kapısını bile kilitlemek zahmetine katlanmadan. Şosenin ortasından yürüyor Janet şimdi. Ortalıkta bir yanık kokusu var, boğucu bir hava. Otomobil depoları alev alıyor yer yer. Kurumla karışık bir yağmur başladı. Siyah gözyaşları yağmur damlalarına karışıyordu yüzünde. Kafası bomboştu, alabildiğine büyümüştü gözleri. Kendini kalabalığa kaptırmış, vebalı şehirden hızla uzaklaşıyordu. Arkası yarın. Thank you.